Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videoda tekrar birlikteyiz. Bugün size biraz bu günümüzde çok sorulan sorulardan bir tanesinin cevabını anlatmaya çalışacağım. Elimden geldiğince, dilim döndüğünce. Ve bir takım bilimsel faktörleri devreye katarak anlatmaya çalışacağım. Şimdi özellikle Instagram'dan, işte Facebook'tan devamlı veya mesaj atarak telefonuna soruyorsunuz. Aşılar konusunu soruyorsunuz. Biraz bu aşılar konusunda konuşalım isterseniz. Ne derece mantıklı, yapılması gerekiyor mu? Veya işte bir seçim yapacaksak olmalı mıyız, olmamalı mıyız? Biliyorsunuz bu tip videolar yapıldığında genelde o videolar engelleniyor veya kaldırılıyor. Özellikle Covid aşıları hakkında olumsuz bir şey konuştuğunuzda. Ama ben gene de bilgilendirmek adına elimden geldiğince size yardımcı olmaya çalışacağım. Öncelikle Covid sürecini bir değerlendirmek lazım. Covid gerçekten var mı yok mu diye soran arkadaşlar oluyor. Elbette var. Ben bunun doğal bir virüs olduğunu düşünmüyorum. Devletler tarafından biyoterörü desteklemek için yapılmış ve 3. Dünya Savaşı'nın temellerini atacak ve yol yordam yaratacak bir sistem olduğunu düşünüyorum. Artık savaşlar silahlarla, işte atom bombalarıyla değil de siber saldırılarla veya biyolojik saldırılarla yapılacak gibi gözüküyor. Bu da esasında bütün dünyada devletler arası değil de karanlıkla aydınlığın arasında yapılan bir savaşta karanlık tarafın kullanmış olduğu bir argüman gibi gözüküyor. Ve ne oluyor? İşte korku bilincini, insanları birbirinden ayırarak bir takım toplumsal birliktelikleri ortadan kaldırmak, kültürleri birazcık uzaklaştırmak birbirinden ve insanları ayırmak için yapılmış bir sistem. Bunun bir benzerini Babil Kulesi'nin yıkılışında da düşünebilirsiniz. Çünkü Babil Kulesi yıkıldıktan sonra insanlar birbirinden ayrışmıştı. Birbirini anlamayacak hale gelmişlerdi. O zamanki sembolik anlatımın bir benzerini sanki şu anda yaşıyoruz gibi baktığımızda herkes izole olmuş durumda. Kimse kimseyle fazla konuşmuyor. Böyle bir sistem kurarak insanları hem negatif bilinç içine tutmaya hem de biraz daha işte köyleştirmeye yakın, ekonomik olarak çöküntülere yaratmaya yakın bir sistem düşündü bence karanlık. Ancak şunu unuttular ki insanlar boş durmadı, boş kalmadı ve kendilerini geliştirmek için bu süreçlerde gerek internet olsun gerek başka kanallar olsun okumaya başladılar, farkındalıklarını arttırmaya başladılar ve bu durumlar gerçekleşmeye başlayınca da bir aydınlanma sürecinde bir hızlanma gerçekleşmiş oldu. Şimdi ben kendi yaptığım iş gereği hem COVID'e yakalanmış insanları görüyorum, COVID'den sonra neler yaşadıklarını, hem aşı olma sürecinde işte bu Çin aşısı, Alman aşısı veya Rus aşısını olmuş olan kişilerle de çalışıyorum ve neler yaşadıklarını da görüyorum. Ben şimdi size kendi araştırmalarımı, kendi deneyimlerimi anlatayım isterseniz. Bir kere gerçekten bu son derece tehlikeli bir hastalık. Yapay olarak yapıldığı için ben henüz daha tam anlamda bir tedavisinin olabileceğini düşünmüyorum. Sadece korunmak için aşının devrede olabileceğini düşünüyorum. Ama bu süreç içinde gerçek anlamda bir aşının tedavi sürecinde değil de koruma amacıyla yapılacak olan aşının dahi 5 yıllık bir süreçte ancak bilimsel bir sürecin sonunda çıkabilmesi söz konusu. Ve biz ikinci yılında işte kitlesi olarak aşı vurmaya başladık. Tabii ki teknolojinin ilerlemesi belki bu konuda bize bir takım avantajlar sağlıyor. Ancak ne kadar ilerlerse ilerlesin bu yapay bir sistem olduğu için ve bence insan eliyle yapılmış gibi gözükmüyor. Biraz böyle dış müdahalelerin de söz konusu olduğunu düşünüyorum. Taşıyıcı DNA'larının işte veya virüsün hani korona ailesinden olduğunu ancak 2-3 tane farklı gelişmiş virüsün bir takım özelliklerini konarak virüsün yok edilemeyecek hale getirildiğini düşünenlerdenim. Ve gerçekten de baktığınızda HIV'den tutun da AIDS'e kadar, sıtmaya kadar birçok hastalığın sağlam olarak hani virüsün dayanıklılığını artıracak şekilde bu hastalıklardan alınan bir takım genetik yapıların bu virüste olduğunu zaten bilimsel olarak kanıtlandı. Bunu görmüş olduk.
Şu an biliyorsunuz Çin ve Amerika birbirlerini suçluyorlar. İşte sen yaptın bu virüsü, ben yaptım bu virüsü falan. Onun tartışması var. Ama sonuçta böyle bir gerçekle dünya 1,5 yıldır uğraşıyor. Peki gerçekten bu virüs bu kadar öldürücü mü? Birçok virüs gibi tabii ki öldürücü. Ve ben açıkçası insan seçtiğini düşünüyorum. Bu kadar yıl ya zaman içinde çalıştığım insanlarla, Covid geçirenlerin içinde, ağır geçirenlerin, hafif geçirenlerin içinde gördüğüm kadarıyla öyle hani şu an bize söylendiği gibi işte sistemik hastalıkları olanların veya rahatsızlığı fazla olanların, bağışıklığı düşük olanların genelde yakalandığı bir entübe olduğu ve bir kısmın hayatını kaybettiği kısmında söylemler var, araştırmalar var. Ancak gelen hastalara baktığımda spor kökenli, son derece kendisine iyi bakmış, bakımlı insanların da aynı şekilde, aynı oranda bu işten hasar gördüğünü görüyorum. Ve şu anki bilimsel araştırmalar bu hastalığın esasında bir solunum yolu enfeksiyonu ya da işte ciğerlere bulaşan bir enfeksiyon değil, tümüyle dolaşım sistemini etkileyen bir enfeksiyon ve işte bir viral etkinin yaratmış olduğu bir hastalık olduğunu görüyorlar ve genelde ölüm sebebi COVID yazıldığında burada tabii ki otopsi yapılmıyordu en başta, ancak sonradan yapılan otopsilerde özellikle Amerika'da, İngiltere'de, Rusya'da ve Fransa'da yapılan otopsilerde şu görüldü ki hastaların çoğunu biz dolaşım sistemi bozukluğundan ve pıhtı atımından kaybediyoruz. Eğer sizde böyle bir risk faktörü var ise, daha önceden bir pıhtı atımı gerçekleştiyse veyahut da işte mesela daha önce ağır bir verem tedavisi, tüberküloz tedavisi, fenomen tedavisi gördüyseniz genelde antibiyotiklerin yapmış olduğu bir takım kireçlenmeler söz konusu olur. Veya işte çok stres faktörünün yoğun olduğu bir iş yapıyorsanız, kalbiniz çok daha kuvvetli atıyorsa spor kökenli bir insansanız, özellikle damar yapısındaki plakları çözdüğü için ve kan kalitesini bozduğu için bir virüs bu hastalığa sebep oluyor. Ve bu hastalarda pıhtı atımından kaynaklanan işte bir takım felçlerin söz konusu olması şu anda en çok karşımıza çıkan problemlerden. Peki bunun için hastalığı önlemek için işte bir takım yöntemlerden bahsediyor. Deniyor ki işte bağışıklık sisteminizi güçlü tutun. İşte şunu D vitaminini çok tüketin, C'yi çok alın, işte karamürver şurubundan tutun da işte bir takım tavsiyelerde bulunuyor insanlar. Şunu unutmayın, vücut dengeyi sever. Biz dengeyi bozduğumuzda çok güçlü bir bağışıklık sisteminde, çok düşük bir bağışıklık sisteminde ne yazık ki bu hastalıkta entübe sayısını arttıran faktörler gibi gözüküyor. Çok düşük bağışıklıkta virüs düşük konsantrasyona dahi kişiyi ağır hasta edebiliyor. Çok yüksek bir bağışıklık sisteminde genelde çevrenizdekilere bulaştırma riskiniz fazla ve aynı zamanda bununla birlikte size de eğer hastalık olacaksa, tabii ki eğer o yeterli konsantrasyon ve çoğalımını sağlayıp da sizin bağışıklık sisteminizi geçtiyse zaten sizin için de son derece tehlikeli bir hale geliyor. Ancak dengede olan insanların, hem bağışıklık sistemi hem enerjileri dengede olan insanların bu hastalığı ayakta atlattığını, diğer viral enfeksiyonlarda olduğu gibi, birçoğunda olduğu gibi, nezlede, gripte olduğu gibi az etkiyle atlattıklarını görüyoruz. Ancak özellikle COVID'e yakalanmış olan insanların bir yıl boyunca işte o pıhtıyı yaşama riskleri de oldukça fazla gözüküyor. O yüzden kan sulandırıcı takviyelerde ilerlemelerinde ve C vitamini dengelemelerini özellikle yapmalarında, vücutlarını alkalik tutmalarında büyük avantaj olduğunu düşünüyorum. Peki aşılar konusuna gelecek olursak, aşı vurulmalı mıyız, vurulmamalı mıyız? Bence bu kişinin özgür seçimine bırakılması ve özgür iradesine bırakılması gereken bir konu. Şimdi her şeyde olduğu gibi bunda da ayrışmalar başlamış. İşte aşı vurulmak isteyenler ve vurulmak istemeyenler. Bir takım kamu kısmında tabii ki zorunlu hale getirilmiş. Uluslararası çıkmak istiyorsam bu Sinovac dahi kabul edilmiyor. İşte BioNTech ve işte başka aşılar kabul ediliyor. Yani bir takım kısıtlamaları getirip özgürlüğümüzü kısıtlayacak ve engelleyecek şekilde bir takım çalışmalar yapılıyor. Peki aşı gerçekten faydalı mı? Şimdi öncelikle bir şunu düşünmek lazım. Çin aşısından bahsetmiyorum bile. Çin aşısını zaten Dünya Sağlık Örgütü bile
hani yeterli korumayı sağlamadığı için hani listesinden neredeyse çıkartmış durumda ki onu da geliştirmeye çalışıyorlar, işte düzeltmeye çalışıyorlar. Çünkü virüsler mutasyona uğradığında her yeni varyant aşının etkisini biraz daha azaltıyor gibi gözüküyor. İşte bu tip bir durumda şu an bizim de ülkemizde kullandığımız ve vurulan ve herkesin sırasının hızlı bir şekilde gelmeye başladı BioNTech söz konusu. Şimdi BioNTech ile ilgili bir takım araştırmalar yapılıyor. Biliyorsunuz Almanya'da üretimi sağlanan bir firma ve işte başında Türklerin de olduğu söyleniyor. Ve bizim ülkemizde benim bildiğim kadarıyla eğer bilgiler yanlışsa bunu düzeltilir sonrasında 2 milyon adet geleceği söylendi ve diğer bütün 2 yıllık üretimini firmanın çok gelişmiş ülkeler almıştı ve kendi ülkelerinde kullanmaya başlayacaklardı. İşte Amerika, İngiltere, Fransa, İtalya bu aşıyı çok yüksek dozlarda üretim kapasitesini de arttıracakları şekilde bu firmanın tümüyle satın aldılar. Ancak Türkiye'ye dendiği gibi 2 milyon doz gönderileceğinden bahsedildi. Ancak bir de baktık ki yanlış bilmiyorsam 120 milyon doza kadar bir aşı gelmesi söz konusu. Peki birdenbire ne oldu? Ne değişti de bu aşı bizim ülkemize bu kadar kolay bir şekilde gelmeye başladı? Sonuçta bunun bir maliyeti var. Tamam, biz devlet sağ olsun aşının maliyetini belki bize yansıtmıyor. Tabii ki biz bunu vergilerimizi ödedik veya işte devlete ödediğimiz paralardan zaten ödedik de o önemli değil de sonuçta bu aşılar alındı. Şimdi size birkaç soru sorayım. Ona göre siz aşı olup olmama konusunda kendiniz kendi kararınızı verin arkadaşlar. Öncelikle bir temel problemden başlayalım. Siz aşı olmaya giderken herhangi bir sağlık konusunda check-up yaptırdınız mı? Veya işte üzerinizde COVID var mı yok mu? Bir test yaptırıp da işte pozitif mi negatif mi baktırdınız mı? Şimdi burada bu Sinovac gibi değil biliyorsunuz. BioNTech biraz daha farklı. Bunun içinde zayıflatılmış virüs var. Sonuçta belli oranda bir COVID taşıyorsunuz. Eğer zaten siz COVID'e yakalanmışsanız ve daha henüz belirtiler ortaya çıkmamışsa bir de bu aşıyı vurmak ne kadar bizim sağlık kısmımızda bizi ne kadar riske atar bunu bilmemiz gerekiyor. Aşıyı bulduktan sonra sonuçta ister istemez bir virüsü aldığımız için acaba çevremizdeki insanlara bulaştırma riskimiz var mı? Acaba bizim işte dolaşım sistemimizi etkileyecek sistemik bir rahatsızlığımız var mı? Öncelikle bence bir kişi aşı vurulmadan önce bunları bir araştırmalı, kendi sağlık profiline bir bakmalı diye düşünüyorum. Akciğerlerinizde KOAH var mı? Bağışıklık sisteminiz dengede mi? Bütün bunları kendinizle ölçüp biçin, tartın veya işte bir doktor kontrolünde bir check-up'a girerek bunların ne derece sizde geçerli ve dengede olduğuna bir bakın. Ve bence aşı olayına bundan sonra girin derim. Benim izlenimlerimde özellikle bu Çin aşısını olanlarda ben pek bir farklılık görmedim gelen kişilerde. Aşı buldum deyip de geldiklerinde çalıştığımızda, enerjisel çalışmalar yaptığımızda bu kişilerin hani bir yan etkiyle veya fiziksel bir dengesizlikle fazla karşılaşmadıklarını gördüm. Birkaç tane vardı. Tabii ki bu istisnalar kaideyi bozmaz diyelim. Ancak özellikle BioNTech konusunda aşı olup da gelenlerin içinde gerçekten bedensel olarak çok sıkıntı yaşayan insanlarla karşılaştım. Bana DM'den yazanlarda işte mesela mesaj atanlarda, Facebook'tan mesaj atanlarda, Instagram'dan DM'den yazanlarda falan hep gördüğümüz konu işte uyuşukluklar, işte vücudunda eğer zayıf bir noktası varsa mesela bel fıtığı var ama beli ağrımıyor diyelim. Orada işte bel ağrılarının başlaması, uyuşukluk ayaklarda özellikle, zor nefes alma, işte sinirlilik gibi bir takım durumları yarattığını ve bunun en az 3-4 gün sürdüğünü görüyoruz. Ve eğer gerçekten zayıf bir bünyeye sahipseniz bunun sizde bir hastalık olarak da ilerlediğini görebiliyoruz. Şimdi BioNTech ile ilgili benim bildiğim kadarıyla özellikle İngiltere'de 650 bin kişiye vurulduğunda yapılan bir takım çalışmalar var. BioNTech vurulup da aşı vurulup da kayıplar ne durumda? Tekrar bir ay içindeki bulaşmalar ne durumda? Aşı olmadan bir ayda kaybedilen insan sayısı kaç eğer COVID'den, gerçek anlamda COVID'den kaybediliyorsa?
Ve aşı vurulduktan sonra o kişilerin içinde kaybedilme oranları kaç? Bununla ilgili literatür bilgileri var ve bu internette dolaşıyor. Şimdi ben buradan bu oranları söylemek istemiyorum. Çünkü bu biraz kötü reklama giriyor. Belki yayının kaldırılmasına sebep olabilir. Ancak siz de Google amcaya yazarsanız işte BioNTech ile ilgili İngiltere'de yapılan literatür bilgisi çalışmaları diye karşınıza çıkacak. Şimdi bu aşıların üretiminde genelde 5 yıllık bir periyoda yayılmasının nedeni aşının bulunmamasından değil de aşının bir takım deneme süreleri var. Mesela faz 1, faz 2, faz 3, faz 4 ve faz 5 durumları var. Bir aşının işte faz 4'e kadar en azından gelmiş olması gerekiyor ki insanlarda etkili bir şekilde uygulansın. Sonuçta biz bu aşının, vurulduğumuz aşının içeriğini tam olarak bilmiyoruz. Vücudumuza yabancı bir DNA yapısı giriyor. Bunu biliyoruz ama ne olduğunu bilmiyoruz. Bunun dışında aşının 1 yıl veya 2 yıl sonra ne çeşit etkilere sebep olabileceğini de bilmiyoruz. Çünkü bununla ilgili denemeler yapılmamış. Aşının insanlara vurulduğu süreçte kısa zaman içinde gösterebileceği semptomlar nelerdir? Bunları bilmiyoruz. Çünkü bunun deneyleri de faz 3 deneyleridir. Şu anda işte aşının vurulmasıyla, gönüllü insanlara vurulmasıyla yapılıyor. Ve siz farkındaysanız aşı olmadan önce bir kağıt imzalıyorsunuz. Ve orada gönüllü olarak bu aşıyı vurdurmaya geldim şeklinde bir kağıt imzalıyor birçoğumuz. Ülkeler de aşıları alırken bu firmaları mahkemeye veremeyeceğini işte veya bu İnsan Hakları Mahkemesi'nden tut da işte aşının yan etkileri yüzünden, kayıplar yüzünden işte mahkemeye verilemeyeceğine dair bir takım anlaşmalar yaparak aşıları alabiliyorlar. Ve gerçekten bizim ülkemize bu kadar çok dozun gelebilmesi için hangi ülke bu aşıyı almaktan vazgeçti ve ne gördü bir bunları araştırmak lazım. Bütün bunları araştırdıktan sonra tabii ki aşıya vurulup ya da vurulmamak gene sizin elinizde. Aşı eğer vurulacak olan dostlarım varsa şunu çok sıkı bir şekilde öneriyorum. Mutlaka ilk bir hafta şu aspirin kompleksler var ya hani su değerli aspirinler. Bunu sabah akşam kullansınlar ilk bir hafta. Sonra da kalan zaman zarfında işte yaklaşık 1 yıllık sürede tek doz olarak o paket dozları var işte aspirinin. Onu eritip onu kullanmalarını tavsiye ederim. Yine C vitaminiyle birlikte ve D vitaminiyle birlikte. Tabii ki bunları doktorunuzla da konuşursanız doktorunuz da aynı şeyi söyleyecektir. Ben doktorların hastalara verdiği sistemi söylüyorum. Benim işte kendi bulduğum, buluşturduğum bir sistem değil. Birçok doktor söylüyor ancak tabii ki aşı yoğunluğu, o kuyruklar bazen bunlar atlanabiliyor. Risk faktörünü en aza indirmek için, en azından bir emboli riskini en düşük seviyeye indirebilmek için böyle bir sistem uygulayabilirsiniz. Ve sizlere tavsiyem özellikle BioNTech vurulduktan sonra yaklaşık 2-3 gün kadar maskeyle dolaşın. Maskeyi kendinize hastalık bulaşmasını veya işte kendiniz doz aldığınız için değil de çevrenize bulaştırmamak adına bu şekilde dolaşmanızı sanki COVID'e yakalanmışsınız gibi kendinizi birazcık işte karantinaya almanızı en azından 3-4 günlüğüne sizlere tavsiye ederim. Bu işinize yarayacaktır. Dediğim gibi aşı olup olmamak sizlerin kendi takdiriniz. Ancak hani birazcık süreçleri beklemekte fayda olduğunu görüyorum. Bir takım şimdi paylaşımlar oluyor. İşte aşının içinde reptilyan DNA'sı var, genetik yapımızı değiştiriyorlar, kısırlık yapıyorlar. Şu an için bunların hepsi söylem. Belki bunlar algı yönetiminin içinde bizim gözümüzü korkutmak için söylenen işte aşı olmamızı engellemek için belki söylenen sözler olabilir. Ancak tabii ki tersi de olabilir, gerçeklik payları da olabilir. O yüzden dediğim gibi hani belirli zamanlarda işte aşının yan etkileri veya etkileri verimliliği konusundaki testlerin yapılması çok önemliydi. Belki dünya bunun için zaman olmadığını düşünüyor. Çünkü hastalık çok yaygın şekilde ilerliyor, ekonomiler batıyor, devletler çok zor duruma geliyor. Belki bu yüzden bu şekilde getiriyorlar. Ancak dediğim gibi bir insanın hayatı her şeyden önemlidir arkadaşlar. O yüzden aşı olurken dikkatli olmanızı, iyi düşünmenizi ve bir doktor kontrolünü öncesinde bir check-up yaptırdıktan sonra aşı olmanızı tavsiye ediyorum. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Videoyu beğen yapmanız, paylaşmanız daha çok kişiye ulaşmasını sağlar. Hepinize gerçekten çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız.